yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a cup. Erken başlamışız şarkıcığım. Artık böyle. Karantinada tüm gün şarap içiyoruz. Başka türlü geçmiyor. Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Yeni Zelanda'da dünyanın en güneyinde ben de karantina altına alındım. Burada yaklaşık 50 kişiye yakın, ilk 50 kişiydi değil mi hastalık seviyesi? 50 kişiye yakın insan hasta olunca burası direkt lockdown oldu ve önümüzdeki 4 hafta boyunca ben de burada karantinayı yaşıyor olacağım. Karantina nasıl geçiyor diye sorarsanız var ya, o kadar tatlı geçiyor ki karantina. Yani dünyanın en ucuna gelip karantinaya alınmış bulunmaktayım ve şöyle söyleyeyim. Şu an bulunduğum yer de karantinaya bırakıldığı için sadece ben varım. En yakın mesafedeki market ya da işte ne bileyim grocery store bana 1-2 saat mesafede ve kaldığım yeri şu an yani 2-3 dakika mesafede bir şelale var. En ünlü şelalelerinden biri McFallen diye bir şelale var. Yani olabilecek en güzel karantinayı yaşıyorum şu an. Onun haricinde sevgilim yanımda. Yani hikayeler güzel dostlarım şu an. Burada en kritik olan konu bu zorlu günleri geçirirken güçlük almalıyız. Ayakta kalmalıyız. 2020 ne kadar zor geçeceğini başından bize belirtti. Milyon dolarlık sabah rutinim diye bir video çektim. Bunu gerçekten hani böyle özene özene sizin için çektim. Bunu mutlaka dikkatlice izlemenizi ve uygulamanızı öneriyorum. Ki bu zor günleri hızlıca atlatabilelim. Şeker çocuk, tatlı çocuk olarak anılmak 13 yaşındaki bir çocuk için, bir ergen için normal bir kavram. Ama büyük bir adam olduğunda şeker tatlı çocuk olarak adlandırılmak sucks. Bugün beyler kadınların en çok kullandığı 3 kavramı inceleyeceğiz. Ama başlamadan önce kendinize şunu sormanızı istiyorum. Hangi kategoriye dahilsiniz? Hangi kategoriye dahil olursak olalım, bir sonraki kategoriye nasıl geçebileceğimizi konuşalım. Ve bu videoyu hala izliyorken aşağıdaki like butonuna basmayı sakın unutma. Hazırsanız başlayalım. Madde 1. Tatlı çocuk. Şimdi bir insanı tatlı çocuk yapan şeylere odaklanalım. Nice is cute. Yani iyi olan şeyler tatlıdır. Çok iyi karaktere sahipler, çok arkadaş canlısılar, çok yardımseverler, herkesle çok iyiler, kimseyle hiçbir problemi yok, çok gülüyorlar. Eğer biri sizi bu şekilde tarif ediyorsa, bu tam olarak friendzone çizgisidir. Yani o kadar tehlikeli bir line ki bu. Tam olarak arkadaş çizgisinin üzerinde yürüyorsunuz demek oluyor bu. Hayda! Şimdi ortaya bir kavram daha çıktı. Friendzone. Friendzone olmak. Bir kadından hoşlandığınızda girmemeniz gereken bölgeye friendzone alanı denir. Yani Türkçesi arkadaşlık çembe. Friendzone konusuyla ilgili çok fazla şaka yapılmıştır. Mesela şuna bir bakın. Comment sortir de la friendzone? They call me the queen of the fall. Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone? Si j'envoie l'emoji cœur bleu à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord, quelqu'un d'autre? Les contours. Développé. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, et ben c'est que j'ai friendzone. D'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Considère comme un ami. Fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez? Oui. Peu importe. Appelons la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites? Salut, je m'appelle Willem. Après, je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle, et après, je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant, prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise, mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son amie. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah bah là, c'est facile, j'y vais, tranquille, je lui fais pas de compliments, je suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A? Ou comme avec la fille B? Vous voyez? Elle ne vous a pas friendzoné. C'est vous qui l'avez fait. Friendzone konusu üzerine çok fazla şaka yapılmıştır. Bir kadından hoşlandığınız zaman friendzone alanına girmemeniz lazım. Ve bu durumun şöyle çok kötü bir yanı vardır. Bir kadınla tabii ki arkadaş olabilirsiniz ama eğer o kadından hoşlanıyorsanız ve o kadın sizi friendzone alanına aldıysa, yani artık sizi arkadaşı olarak görüyorsa, o iş bitti arkadaşlar. O işin dönüşü yok. Yani emin olun, tecrübeye mütakip söylüyorum, o işin dönüşü yok. Bugün konuşacağımız 3 konu aslında friendzone'a yakınlık ve friendzone'a uzaklık olarak da değerlendirilebilir. Arada aranızdan arkadaşlarla konuşuyorum mesela. Ya bro bir şey diyeceğim işte, bir tane kız var bayağıdır da tutuyorum ama. Ya kız beni kankası olarak görüyormuş.
işte kız seni friendzone alanına almış yani. Bundan bahsediyorum. İşte beyler, bu durum gerçekleştiğinde işiniz çok zor. Yani ya da bir diğer deyişle, eğer bir kız sizi artık arkadaşı olarak görüyorsa, o kızdan artık ümidinizi kesin yani. Orada friendzone alanına girmişsiniz demektir. Burada friendzone çizgisine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bir anda tamamen o arkadaş çocuğa dönüşebiliriz. Yani hobudu budu, sen ne çok tatlısın bilmem. Çek ellerini, hayır, what the hell are you talking about? Tatlı çocuk yani cute bölümü benim en son olmak istediğim yer. Yani birisi bana işte cute, böyle sen çok tatlı bir çocuksun falan dediğinde benim hoşuma gitmiyor bu durum yani. Ne demek istiyorsun abi? Benim kendimle ilgili tatlı çocuk olarak hatırladığım zamanım ortaokulda, işte üniversiteli ablaların gelip benim yanağımı sıktıkları, sen çok tatlı çocuksun falan dedikleri, böyle Amerikan tarzı saçlarımın olduğu dönemleri hatırlıyorum. Evet, o zamanlar tatlı çocuktum ama tam olarak orada tatlı çocuk olmayı bıraktım arkadaşlar. Ondan sonra bir daha da tatlı çocuk olmak için hiç uğraşmadım. Şimdi sizin tatlı halinizi alıp bir üst seviyeye çıkarmamız lazım. Ama yakışıklı seviyesine geldiğinizde de unutmayın, onun da bir üst level'ı var. Yine arkadaş canlısı. Diğeri kadar aslında çok da sümsük bir duruşu yok yani, o kadar da böyle tatlı falan bir hali. Daha çok kendinin farkında. Görünüş itibariyle falan iyi. Hani fiziği falan yerinde. Giyinişi, sakalları falan kesmiş, işte cilt bakımını yapıyor. Genel duruşu, işte kıyafetlerini güzel çekmiş, iyi giyinir. Model erkekleri düşünün mesela, yakışıklıdırlar, işte ortama girdiklerinde iyi görünürler. Bunun için yaşarlar. Adam kalkar sabah bakımını yapar, işte şu kremi alayım, aa Paris'ten şunu söylemiştim, İşte parfümümü şöyle sıkayım, aa işte duştan çıkınca şu şeyimi kullanayım falan. Çevrenizden örneklerle değerlendirirseniz bu bölümdeki arkadaşlarımız friendzone çizgisinin biraz daha ilerisindedir ama kadınların onu arkadaşı olarak görme ihtimali yine fazladır. Çünkü yakışıklı olmak hiçbir zaman yetmez. Ve madde 3, seksi çocuk yani hot guy. Bu arkadaşlarımız ortama girdiğinde kendilerini direkt olarak hissettirirler. Çünkü yakışıklılık sana doğuştan verilen bir şeydir. Yaratılışından toplumun beğeni normlarına göre, yani toplum uzun boylulardan hoşlanıyordur ya da ne bileyim geniş gözlülerden hoşlanıyordur, işte bilmem ne ağızlılardan hoşlanıyordur. Senin zaten bu duruma yapabileceğin bir şey yok ama seksi adam ortama girdiğinde kendini her şeyle belli eder, bakışlarıyla belli eder. Daha önceki Dubai videosunda bununla ilgili bir şey anlatmıştım. Dolu bakar, baktığı yeri görür. Seksi adamla konuştuğunda bir kadın o vibe alır, o special vibe alır, o şeyi hisseder. Elini bile sıktığında o hissiyatı seksi adam verir ona. Cümle seçimleri ve cümle kurguları çok zekicedir. Bunu hissedersin. Özgüveninin altında yatan şeyi bilirsin. Kendilerine olan güvenlerinden bunu hissedersin. Gülüşlerini silah gibi kullanırlar. Böyle bir gülüşleri yoktur. Net gülerler, sakin gülerler. What's up girl? Sağlam bir espri anlayışları vardır. Yakışıklı çocukla seksi çocuğu ayıran şey aynı zamanda vücudunu silah gibi kullanmasıdır. Buradaki vücuttan kastım kas yapısı değil. Yani şey düşünün mesela. Böyle hacimli, damarlı böyle tipler vardır. Kocaman vücutları vardır. Bunları seksi bulan kız sayısı %5-%6 seviyelerindedir. Kadınların seksi bulduğu erkek tipleri daha aktif ve daha yerinde olan vücutlardır. Yani daha Justin Timberlake gibi. Daha Brad Pitt gibi. Seksi çocukla yakışıklı çocuğu ayıran bir diğer konu da giyim tarzlarıdır. Yakışıklı adam standart, fit, klasik, böyle daha işte düz kesim kıyafetler tercih ederler. Daha standart giyinirler. Daha insanların istediği ve insanların sevdiği normla giyinirler. Seksi adam her şeyi giyer baba. Ortama uyuyor, uymuyor. Bana ne? Ortam bana uysun. Dostlarım, bugün sizle kadınların en çok kullandığı 3 kavramdan bahsettik. Hep kadınlar mı bu konuları konuşacak? Şimdi sence sen kadınların kullandığı bu 3 kavramdan hangi gruba giriyorsun? Bunu gerçekten soruyorum. Sence kadınların gözünde sen hangi kategoridesin? Aşağı bunu yorum olarak bırak. Erkek erkeğe dertleşelim. Gelişim ve değişim sürecine devam ediyoruz. Sadece kişisel gelişimden ve business dünyasından konuşmayacağız. Her şeyi konuşacağız. Aşağı yoruma bekliyorum. Sen hangi kategoriye dahilsin? Ya da bugüne kadar kadınlar seni hangi kategoriye dahil ettiler? Bu istesen de istemesen de kadınların yaptığı bir şey. Bu hafta olduğu gibi her hafta dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar atmaya devam edeceğim. Artık biliyorsun, kanala abone olmayı ve notification'ı açmayı unutma. Çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun, efsane olun. Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt.